Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Cities Skylines'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar video dışındayken şuradaki trafik sorununu aklımca çözmeye çalıştım. Bilmiyorum çözebildim mi, hala bakmadım. Bayağı bir uğraştım. Buradaki tüm kargaşayı yok ettim önce. Ondan sonra mantık sıralamasına göre devam ettim. Örneğin şehre girecek olan insanlar buradan geliyor. İsterse burada gişeye para vererek tarım alanına gelebiliyor. Sanayi alanı diyelim. Sanayi alanına giriş yapabiliyor para vererek. Yani kısa yolu kullanmak istersen, uzun yolu kullanmak isterse de buradan dümdüz geliyor ve şuradan şöyle dönemeç yapabiliyor. Onun dışında şehirden çıkmak isteyen insanlar, daha doğrusu önce şunu anlatayım. Şehire girmek isteyen insanların 2-3 seçeneği var. Birincisi buradan bu şekilde girebiliyor para verip. İkincisi buradan bir şekilde girebiliyor. Yani direkt olarak bu her yere açılıyor. Onun dışında şehirden çıkmak isteyen insanlar içinse birinci yolumuz bu. Yani buradaki insanlar da buradan bir şekilde gelecek ve artık şu yolları da birbirine bağlar mıyım bilmiyorum. Buradan bir şekilde çıkıyorlar. Onun dışında buradaki insanlara da bir çıkış sağladım. Buradan çıkıyorlar. Çıkarken ücret almıyoruz. Gelirlerken ücret alıyoruz sadece. O şekilde bir şey denedim. Şu anda trafik ne durumda bilmiyorum. Bakın hala araçlar dışarıda duruyor. Yolları yaptığım için daha yeni yeni. O yüzden bu şekilde. Son bir planım vardı. Onu da yapmadan önce videoya başlayayım dedim. Şurayı şuraya kadar getireceğim. Ve buradan da şu şekilde kıvrımlı yolu alalım. Buradan da gidebildiği kadar şöyle gidecek. Bunu da şehrin dışına bir yere bağlamayı düşünüyorum. Şu şekilde mesela. Page up yapalım. Şöyle tam olarak buraya gelebilsin. Mesela buradan gitmek isteyen bir insan diyelim. Buradan dönüyor ya. Hiç şuraları uğraşmasın abi. Hiç buralardan gelmesin. Yani buralara gidecek olan insan şurayı direkt olarak buradan girip kullansın istiyorum. Bunu da çözdüm. Buradan gelsinler, çıksınlar abi. Hiç boşuna şuradaki yolları kullanmasınlar. Onun dışında şu şehre az sonra girişeceğim. Onun için de bir yol daha düşündüm. Şuradan bir yol çıkarırsam eğer, yani insanların gidebileceği bir yol olur. Bir yolumuz, bakın bir tane yolumuz burada. Şöyle göstereyim. Bir tane yol buradan geliyor böyle yerin altından buraya kadar tünel takip ederek. Diğer yol ise buradan. Şimdi buradan değil de mesela buradan gelecek insanlar olabilir. Onun dışında şehrin dışından gelecek olan hiç buralardan böyle uğraşmaz. Direkt olarak buraya gelir ve buradan şuradan çıkarırsam eğer şu şekilde şuraya uzatırım diye düşündüm. Ya da şuradaki tünele bağlarım. Bir deneyelim. Önce şuradan düz yolumuzu alalım. Şuradan bir yol çıkaralım şu şekilde. Buradan da page down basıyorum. Bir tane koyuyorum. Sonra kıvrımlı yolumu alıyorum. Şöyle gelsin. Buradan da bakın şuraya bağlanırsa eğer çok iyi olacak. Bir tane daha page down yapalım. Aa, bu çok mu derinde? Şu anda bağlanıyor mu buraya? Sanırsam bağlanıyor. Şöyle yaparsam bağlandı galiba. Yok, hayır, bağlanmış gibi hissetmiyorum hiç. Hiç bağlanmış gibi hissetmiyorum. Dolayısıyla burayı bir sökeceğim. Şöyle bir sökelim. Bak, direkt olarak şuraya bağlayabiliyorsam her şey okey demektir. Ha bak, oraya bağlayamıyorum. Biraz daha derinde mi acaba orası? Üstünden gidebildiğime göre orası derinde. Derine yapmışız. Direkt düz yol alalım. Şu anda sanırsam bağladım. Evet, şu anda bağlamış olmam lazım. Burayı da şöyle bağlarsam. Bakın yerin altında şu anda şuradan gelenler de buraya bağlanıyor. Buradan gelenler de buraya bağlanıyor. Ve bir şekilde bu yuvarlak şehre gelebiliyorlar. Yuvarlak ne diyelim buraya? Semt mi diyelim? Veya da mahalle, her neyse. Oraya gelebiliyorlar bir şekilde. Onun dışında şu metro durağını da aktif edeceğim. Ama şimdi değil. Birazcık para ihtiyacım var. 390 bin para aslında çok güzel para, fakat daha hala yol yapıyorum. Yol yapım masrafları çok fazla. Yol bakım masrafları çok fazla olduğu için şu anda hala bir şey yapmış durumda değilim. Ya da yapacak durumda değilim. Sadece yol yapıyorum şu anda. Şimdi yukarı bir gelelim. Şuraya hafif küçük dönemeçler de eklemek istiyorum. Mesela buradan çıkacak olan insan direkt olarak dümdüz değil de, mesela buradan sağa dönecek olan insan, atıyorum böyle gelecek, buradan sağa dönecek, boşu boşuna şurayı meşgul edecek. Dolayısıyla şuradan şöyle bir yol çıkartırsam, buradan bu şehre, bu semte gitmek isteyen insanlar hiç boşuna burayı
kalabalık etmeyecek ve buradan dümdüz hop sağa doğru kayıp çıkacak buradan. Onun dışında buradakiler için de aynı şey geçerli. Tam olarak karşısından şöyle şuraya bağlarsam aynen bu şekilde sola dönecek olan insan hiç boşuna şuradaki kavşağı zorlamaz. Buradan çıkan insan buradaki sanayiye gitmek istiyorsa şuraya araya yol koydum. Normalde burada yol yoktu. Buradan böyle dolanıyordu. Buraya da bir ara yol ekledim. Buradan dümdüz şu şekilde girebilir buraya. Onun dışında şuraya birkaç eklemeler yaptım. Başka şuradaki yolu hem burayla hem de burayla birleştirdim. Buraya da bir tane gişe koydum. Çünkü yukarıda da bir tane gişemiz vardı. Buraya giriş tamamen paralı olsun istiyorum şu anda. Onun dışında başka yaptığım hiçbir şey yok. Bakalım oyunumuzu başlatalım. Neler olacak? Çok fazla trafik olacak mı merak ediyorum. Şöyle trafik sekmesini bir açalım. Neredesin trafik sekmesi? Ha, tamamdır. Evet, şurası hala bir sıçmış durumda görünüyor. Dolayısıyla şu yol tamamen sıçmış durumda. Ama genele baktığımız zaman bir şekilde halletmişiz. Bir şekilde ağlar turuncu veya hafiften yeşil. Ama şuradaki kırmızı yerleri benim artık halletmem gerekiyor. Bakın şu tren istasyonundan kaynaklı olması lazım. Olsa gerek. Buradan gelen kargolar çok fazla kargo çıkıyor ve buradan şehrin içine dağılıyor. Dolayısıyla geri dönüyorlar sonra ve geri dönerken veya giderken çok fazla bir ağ kalabalığı yaratıyorlar. Trafik kalabalığı yapıyorlar. Onun için de buradan bir yol daha çıkartıp şöyle dolandırabiliriz. Emin olmamakla birlikte bakın buradaki yol dar olduğu için bir de adam geliyor buradan U çekip dönüyor. Şimdi buraya da benim bir şey eklemem lazım. Aslında tren istasyonunun yeri çok iyi değil. Dolayısıyla şuradan şöyle gelsin. Tamam mı? U çekecek olan buradan çeksin. Bakayım hala oradan U çekiyorlar. Anladım abi. Ha onlar giriş yapmak için yapıyorlar bu iş hareketi. En azından diyorum ki şunu şöyle. Bir yuvarlak haline getirsek. Şöyle bir S çizse bu. Sonra efendim şuradan şöyle bir gelse. Buradan gidecek olan insan da bakın mesela atıyorum buraya girecek olan zaten bir şekilde yolun karşısından da giriyor. Ama buradan çıkanlar belki de buraya gidecektir ve direkt olarak bu yolu kullanır mı diye düşünüyorum. Aslında burası biraz daha yakın oldu. Ama bu yolu bilmiyorum, emin değilim kullanacaklar mı, kullanmayacaklar mı? Böyle bir şey yapmak istedim. Onun dışında şuradakileri de artık buraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bunları da buraya bağlarsak en azından bir nevi buradan direkt olarak şuraya geçeceklerdir diye düşünüyorum. Bunu neden buraya bağlayamıyorum? Ha, bunu bağlamasak da olur o zaman olur. Fark etmez. Şimdi biz yapmadığımız bir şey vardı. Onu da yapacağım bu bölüm. Fakat yapmadan önce şu çöpleri tekrardan bir kontrol edelim. Bakalım. Şu boşaltımda şu çöp sekmesine basarsak bakın bir tane burada, iki tane oluyor totalde bu şehre bakan. İkisi de boşaltımda. Fakat şurada bir tane yakma tesisi var. Yakma tesisi burayı halledecektir diye tahmin ediyorum. Onun dışında şurada iki tane yakma tesisi var. Bunlar da hızlı hızlı hem bu şehri hem yani şehir diyorum ama sürekli hem bu semti hem de bu semte yetecektir iki tanesi. Dolayısıyla şurayı da boşaltmaya başlayabiliriz. Şuraya bir tane istiyor. Şurada var fakat buradakini yıktığım zaman buraya yetmeyecektir bu. Çünkü buradaki kamyonlar hem buraya gidiyor hem de buraya gidiyor. Dolayısıyla bir tane de şuraya yaparsam iş çözülecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir tane akıt ne be? Atık yakma tesisi. Harika. Şuraya koyalım. Ha buranın suyu yok lan. Hemen su getirelim buraya bir saniye. Hop, suyun da var artık. Elektriği suyu olmayan bir yer var mı bakalım. Şu anda yok gibi görünüyor. Burada ne var? Yeterli su yok. Senin nasıl suyun yok ya? Aa buraya su vermemişiz. Tamam, şehri şu anda tamamen neredeyse her yerde su var gibi görünüyor. Evet, şu anda gerçekten de öyle her yerde su var. Tamamdır. Başka bir sıkıntı yok şimdilik. Elbet çıkacaktır sorunlar. Ama dediğim gibi bakın yolu kullanmaya başladılar. Şöyle bir trafiğe tekrar bakmak istiyorum. Evet bakın şurası kıpkırmızıydı. Burası düzelmiş. Burada hala bir bokluk var. Burası büyük ihtimal uzun bir süre böyle duracak. Şurası bir sıkıntılı. Buradaki insanlar acaba
neden sürekli buraya kullanıyor? Yani bir yol daha çıkartsak mı şuradan? Ya da ne bileyim. Burası neden bu kadar yoğun, ben onu anlamış değilim. Yani buradan gelmek isteyenler sadece bu yolu mu kullanıyor? Buraya gidecek olanlar burayı kullanmıyor mu? Bilemedim ya, neyse, zaman gösterecek bize. Şimdi yapacağımız şey, etrafı bir düzenleyelim ve şu çöpleri artık halledelim istiyorum. Bakın, buraya bir tane atık yakma tesisi koydum bile. Dolayısıyla bunu artık ben boşaltabilirim. Binayı boşalt. Onun dışında şuradaki boşaltılıyor mu? Evet, hala boşaltılıyor. Buradaki de boşaltılıyor. Bunlar bittiği zaman yıkacağım. Mesela bu %0. Hemen yık. Hemen bunu yıkabiliriz. Neden yıkamıyoruz? Boşaltma tamamlandı. Boşaltmayı durdur. Bütçe panelini aç. Boşaltmayı durdur diyelim. Aa, yıkamıyorum. Neden yıktırmıyor bana? Boşaltma tamamlandı. Alan boşaltılmış ve işlem için hazır hale getirilmiş. Yani ben seni kullanmak istemiyorum. Binayı taşımak da istemiyorum. Ben seni yıkmak istiyorum. Ama neden yıktırmıyor bana? Buna bastığım zaman... Ha, P-Job'a basmamışım, özür diliyorum. Tamamdır, şimdi hallettim. Tamamdır, buradaki çöpü de hallettim. Şu çöpü de halledersem, şurayı da halledersem her şey yoluna oturacaktır. Çok pislik var çünkü buralarda, çok pis. Bakın, su aşırı pis. Suyu bayağı bir pislettik biz. Şuradan 3 tane kanaldan oluk oluk bok akıyor abi. Denize akıntı da olmadığı için... aslında akıntı olsa biraz daha kötü olurdu aslında. Akıntının götürdüğü her yer bok olacaktı. Burada akıntı olmadığı için tüm boklar denizi mahvetti. Bakın şöyle yaptığım zaman sanki bir çikolata yüzeyine bakıyormuşuz gibi. Yağmur da yağıyor ya. Her neyse. Şimdi benim 13.000 nüfusum var ve bu 13.000 nüfus 14.000 olduğu zaman nerede dayı? Bana çok lazım olan bir şey açılıyordu. Onu da bulabilirsem hemen göstereceğim size. Bakın şuradan kanallar yapıp aslında şu bokları bir yere toplayabiliriz. Yani bu kanalın nasıl işliyor bilmiyorum. Şöyle bir kanal yapsak mesela, ne oldu? Kanal yapın diyor. Yapabilirsiniz mi? Tamam, ben de yapmak istiyorum ama bu kanal ne işe yaradı şimdi? Bu kanalı bence ben... Aa, boklar kanala gidiyor. Ya ne yapacağım ben size söyleyeyim. Burayı tamamen temizlemek için önce şu bokları hallettim ya. Bokları hallettikten sonra şöyle bir kanal yapacağım ve buraya denizi temizleme amaçlı bir şey vardı. Bir bulabilirsem onu da. Aha, da burada. Su arıtma tesisi. Su arıtma tesisini yaparsam eğer, en azından şu bokların yanına yaparsam bir şekilde hallolacaktır diye düşünüyorum. Umarım hallederiz. Tamamdır. Şimdi neler var? Şurada bir yangın var. İtfaiye nerede? İtfaiye. En yakın itfaiye burada. Hmm, bu adamın oraya gidebilmesi için böyle bir dolambaç yapması gerekiyor. Dolayısıyla şuraya yakını bir tane daha itfaiye koyalım biz. Kırmızı bölgeler biraz daha yüksek şeye. Yangın çıkma ihtimali yüksek. O yüzden şöyle birazcık daha yakınlarına koyabiliriz bunları. Onun dışında nereler var? Buralarda bir sıkıntı yok. Buraya zaten bir itfaiye koyduk biz. Şuraya bir tane daha koyarsam buradaki yangın ihtimalini de düşürecektir. Harika. Her şey tamam. Trafiği de bir nevi çözdük. Yani şurası hala sıkıntı. Burası zaten sıkıntı olmayan kimse görmedim ama var. Halledenler var. Onları da bir şekilde öğreneceğim artık. Tamamdır. Şimdi yapacağımız ne var? Yapacağımız ne var? Artık sanayi bölgesi yapabiliriz bir tane daha. Bakın, insanlar ev istiyor. Konut bölgesi için talep çok fazla. Şuraya biraz daha konut yerleştirebiliriz. Şöyle normal evlerden de yapabiliriz. Ya da sadece yüksek yoğunluklardan koyabiliriz. Şu şekilde buralara yerleştirelim. Buralara kesinlikle olabilir. Çünkü ses falan olmayacaktır orada. Şöyle yerleştirebiliriz. Şuraya koyabiliriz. Burası tamamen ev olabilir. Şuralar ev olabilir. Başka buralar olabilir. Ya da buraları yapmayayım. Şuraya bir sahil yolu yapacağım. Boklar temizlendikten sonra şöyle bir sahil yolu yapacağım. Sahil şeridi olacak burası şu şekilde. Şu anda bilmiyorum ne kadar görünüyor sizde. Bende görünmüyor hiçbir şey. Sizde de görünmüyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Buralara yeteri kadar. Aynen, bakın hemen gelip yerleşiyorlar abi. Hemen yerleşiyorlar. Burada çalışan mı yok? Yeterli eğitimli çalışan yok. O zaman bence
Şehrimize artık bir üniversite daha eklemenin zamanı geldi. Bir tane üniversite burada var, bir tane de burada olsun istiyorum. Hatta çok güzel bir yolu olsun bu üniversitenin. Bu üniversitenin çok güzel bir yolu olsun istiyorum. Şuradan şöyle gelsin abi. Buraya bakın, tam olarak buraya. Ama buradaki insanlar da gelebilsinler. Dolayısıyla şurayı yamuk yapalım. Şöyle. Bakın şuradan şuraya kadar gelip bağlarsak gayet simetrik, güzel, hoş duruyor. Ve buraya da bir üniversite hemen ekliyorum. Şu şekilde. Hop. Bakalım nereye kadar etki edecek. Harika. Bakın burada da bir üniversite var. Burada da bir üniversite var artık. Bizim şehrimizin göbeği de eskiden burası. Ve buraya biz kütüphane yapmıştık. Şimdi eğitimleri artsın diye ben şuraya bir kütüphane yapacağım. Buradaki insanlar da faydalansın. Kütüphanenin fiyatı ne kadar? 22 bin lira. Hemen buraya da bir tane kütüphane yapalım. Nereye yapalım kütüphaneyi peki buraya? Tam böyle merkez olsun istiyorum. En çok verimi alabilelim. Bayağı bir yeri kaplasın. Mesela şurası gayet güzel ama 3 tane ev yıkmam gerekiyor. Burada 4 tane, 5 tane ev yıkmam gerekiyor. Şurası olmaz. Pek de yer bırakmamışım açıkçası. Şöyle yapmak istemiyorum. Şuraya bir yol çıkartıp yapabiliriz. Şöyle ki, şöyle bir yol çıkartalım. Aslında bir şey değil mi? Aynen öyle, bakın. Buraya bunu yaparsak çok hoş olacak. Hemen koyalım. Şu anda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şuradan küçük bir kavşak çıkardım. Şöyle yakınlaştırayım iyice. Buradan geliyorlar. Şöyle dönüp bakın Yıldırım Sokağı'ndan kütüphaneye ulaşabiliyorlar. Ve sadece insanlar burayı kullanmasın bence. O yolu kullanmasınlar. Buraya bir giriş daha yapalım bence biz. Dolayısıyla şuradan bir tane evi feda edebiliriz. Tamamdır. Çünkü trafik olsun istemiyorum. İnsanlar okumaya istekli insanlar sıkıntı çekmesin. Burada su yokmuş. Hemen su veriyorum. Elektriğin de yoktur şimdi senin. Ha, elektriği var. Harika. Tamamdır. Onu da hallettiğimize göre bir kütüphane de buraya yapalım ki eğitim seviyesi birazcık artsın istiyorum. Lise durumumuz ne? Lise. 1, 2, 3. Bir tane orada. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane burada. Şuranın lisesi yok. Ben bir tane de lise yapmak istiyorum buraya. Liseyi de şuraya ekleyelim. Şöyle ekleyelim liseyi. Harika. Burada lise yok. Ha, lise yapmışım, özür diliyorum. Bir tane ilkokul var. İlkokulun alanı epey bir geniş galiba. Çoğu yerden gelebiliyorlar. Yani bir tane de ilkokul şuraya yapsam sırıtmaz diye tahmin ediyorum. Mesela şurası ilkokul olsun. Harika. Tamam. Onun dışında bir tane daha kütüphane yapacağım ve onu da buraya yapacağım. Şöyle deniz manzaralı. Harika bir yere koyalım. Aslında tam ortaya yapsak çok güzel olurmuş ya. Burada çok bir yere etki etmedi. Ben bunu kaldıracağım. Geri ödeme 16.000. Olur, sıkıntı değil. Paramız çokken bunları yapalım. Mesela bunlar yeni yerleşti ya. Hemen kovmak olmaz. Epey bir binayı içine alsın istiyorum. Aa, şehrin göbeğine yapalım mı ya? Şuraya bir yol çıkartayım ben. Aha vallahi çözdük olayı. Bak mesela buradan yol gelsin. Şöyle bir tane evi yıkacağız. Bak şimdi olaya bak sen. Hadi. Hadi lan. Bunu biraz daha düz yaparsam halledeceğim. Zaten evlerde gitti ya. Şunları alalım. Bence daha da simetrik bir şekilde yapabiliriz. Tamamdır. Ya göremiyorum da, akşam oldu. Kaç saattir akşam? Akşam vakti bu işler yapılmıyor. Şimdi yol gelsin. Düz bir yol lazım bize. Dolayısıyla şöyle direkt olarak koyabiliriz. Ve buranın ortasına da ben direkt misafirperver sokağına şuradan kütüphaneyi ekliyorum. Hop. Harika. Her yeri aldı. Şimdi de şu iş alanlarını ekleyebiliriz buraya. Tam karşısında iş alanı. Şuraya bir iş yeri bölgesi. Tamamdır. Gayet iyi şu anda burası. Şuraya da ekleyebiliriz. İş yeri bölgesi. Buralara ekleyebiliriz. Bakın şöyle. Burası olmaz. Çok ses çıkartıyor bunlar. Şöyle karşı sokağın karşısını yapabiliriz. Gayet iyi. Burası çok güzel oldu bence. Emin değilim ama eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmında şurası en azından iyi mi oldu, kötü mü oldu değerlendirmenizi isterim açıkçası. Pekala.
Şehrimiz şu anda iyi durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Burada ne sıkıntısı varmış? Yeterli yer kalmadı çöpe. Okey. Ben seni artık alıyorum, tamam mıdır? Ve ben şuraya bir çöp yeri daha yapmak istiyorum. Şöyle şundan dışa doğru nereye yapalım? Bakın burası bence gayet ideal bunun için. Şöyle çoğu yeri etkilemiyor. Bunu da yapalım. Buraya da bir yol bağlayalım. Nasıl bir yol olsun? Ha, suyu yok. Hemen bir su verelim buraya. Tamamdır. Elektriğin var mı? Elektriği var. Harika. Bir yol yapalım. Aa, şaka maka var ya, burası çok kullanılıyor bu yol. Şuraya bir tane şöyle yol yaptım mı? Burası da kullanılacaktır. Şimdi bakalım. Aa, bakın trafiği halletmişiz. Sadece şurası kalmış. Şurası işte birazcık düzelmiş. Gayet iyi şu anda. Harika. Şu çöp yerini boşalttıktan sonra burayı da yıkacağım. Şu atık yakma tesisi buraya yetecektir. Bunlar ne olmuş? %12 dolu. Harika. Çok az kalmış. Onun dışında buralarda bunlar var. Şuradaki alemde bu da %28. Tamam, bu bölüm belki biterlerse oraları geri dediğim gibi düzelteceğim. Şimdi buraya hiç ilgilenemedik. Burası var ya, hep köşede kıyıda kaldı ve ne yapacağım ne yapacağım diye düşündüm hep. Aa, kent olduk. Harika. 14.000. Aa, şey yapabiliyoruz şu anda. Bir saniye. Bakın artık su arıtma tesisi yapabiliyoruz. Bir hemen kent olmanın özelliklerine bakalım. Bir yer daha alabiliyoruz. 2'ye 2. 2 kilometre kare mi oluyor artık? Her neyse. Ölü yakma yeri ve su arıtma tesisi aç. Ölü yakma yeri yapalım aslında ya. Aslında iyi olur o. Bakalım pislik falan yapıyor mu? Nerede ölü yakma yeri? Aha, da burada. Ölü yakma yeri. 25.000'miş. Hiçbir pisliği yok etrafa. Gürültü kirliliği de hiç yok. Ölülerin kurtulmaları modern yol olan termal enerjidir. Ne tesadüftür ki bu ayrıca yer tasarrufu yapılmasını da sağlar. O zaman mesela mezarlığın karşısına bir tane şöyle koyalım. Ölü yakma yeri. Mezara girmek istemeyenlere ölü yakma yerinde değerlendirirler. Buraya bir tane koyalım. Bir tane de bu şehre koyalım şöyle. Acaba mutsuzluğu falan düşürüyor mu emin değilim. Haftalık bakım gideri de 720 TL'ymiş. Birazcık fazla. Önemli değil ama şimdilik yapılabilir. Onun dışında yapacağımız bir şey var mı? Mesela çocuklar için sağlık ocağı çok az, bir tane var. Hemen şuralara birkaç tane daha atalım istiyorum. Mesela buraya gelsin bir tane. Epey bir yeri kapsıyor. Onun dışında buraya bir tane yapalım. Şuraya bir tane yapalım. Buraya yapalım. Buraya bakın yapmamışız. Hemen şöyle yıkmadan, dökmeden bir yerlere yapalım istiyorum. Harika. Buraya da ekleyebiliriz. Buraya da şöyle yolun şu kısmını eklersek. Aynen öyle, harika. Yaşlı bakım yeri de bir tane burada, bir tane burada, bir tane de buraya istiyor açıkçası. Bir tane de şu yolun ortasına koydum. Tamamdır. Onun dışında 200 bin paramız kaldı. Artık atık yakma tesisi işlemlerine girişebiliriz diye düşünüyorum. Şehrin olaylarını birazcık olsun hallettik. Su yokmuş burada, hemen su verelim. Bakın her yer level atlıyor. Çok güzel. Elektriğin var mı senin? Elektriğin de var. Harikasın. Tamamdır. Su halloldu. Şimdi ise artık atık yakma değil de, özür diliyorum, neydi onun adı? Su arıtma tesisi. Şimdi bunu nasıl çalışıyormuş? Prensibini bir okuyalım. Saf atık suyu su kütlelerine pompalamak istemiyor musunuz? Kente gelecek çevresel zararı düşürmek için bir su arıtma tesisi kurabilirsiniz. Atık sudaki kirliliğin %85'ini temizler. Wow. Peki bunu nereye kurmamız gerekiyor? Bunu mesela buraya direkt koysam. Bir tane atıyorum. Ha, boru mu bağlamamız gerekiyor? Boru bağlayalım buna. Mesela şu üçü bu şekilde geliyor ya. Bir tane de şuradan çıkarıp buna bağlayalım. Şimdi bunun olayı neymiş? Su arıtma tesisi şebekeye verilmeden önce atık suyun çoğunu tahliye eder. Elektrik istiyor mu? Elektriği zaten karşılıyormuşuz bir şekilde. Onun dışında bir şey yapacak mı acaba? Şu anda bir temizleme falan yapıyor mu? Tahliye kapasitesi 160 bin metreküp. Bakalım su zamanla temizlenecek mi? Emin değilim. Çok da işe yarayacağını bilmiyorum. Yani bunlar yerine bunu yapabiliyor muyum ben mesela? Bir tanesini sökmek istiyorum açıkçası. Sökebiliyor muyum bilmiyorum. Söksem acaba bu halleder mi her şeyi? Emin değilim. Ben bence, ama kanal yapsam diyeceğim. Kanal yaptıktan sonra buranın akıntısını ben kontrol edebiliyor muyum? Mesela şuradan bir kanal yapsak. Şu şekilde yaptım diyelim. Bunu da böyle uzatayım abi. Ama bu yokuş yukarı oldu. Olmaz ki bu. Burası yokuş yukarı oldu. Hiç olmaz.
Kanalları yıkarken su taşabilir. Su zamanla bu araşır, endişelenmeyin. Harikasın. Şu kanaldan mı yapacağım? Aa bakın su geliyor yavaş yavaş. Ha buraya. Ama sıkıntı yok ya. Çok da taşacağını sanmıyorum. Mesela buraya da bir sıkıntı olur mu? Su zamanla taşarsa buraya bir şey yapabilir mi? Her şeyden önce bir önlem alabilir miyiz acaba? Emin değilim. Mesela. Bu neymiş? Sel duvarı. Sel duvarı çekelim mi ya? Bu ne? Bu da iskele. İskele de yapabiliriz. İskeleden önce bir sel duvarı çekelim. Mesela bunu page down page up yaparak engelleyemiyoruz. Şu şekilde bir sel duvarı çekelim istiyorum ya. Tamam, buraya kadar yeterli olacaktır. Şöyle. Bir sel duvarı çektim. Birazcık tuhaf duruyor. Bilmiyorum, belki yıkarız. Sonrasında iskele yaparız. Şu anda boklar temizlenir mi bilmiyorum ama temizlenirse tek temennim buraya bir yürüyüş yolu yapmak. Şunları tabii ki de kaldıramayacağım. En azından şuraya küçük bir yürüyüş yolu yapabilirim. Sahil yolu yaparım daha doğrusu. Sahil dersek biraz daha doğru. Sen ne durumdasın? %9. Tamam, bekle, geliyorum ben sana sonra. Şurayı bir halletmem lazım şimdi benim. Bakın şuraya da ben bir kanal yapmışım. Onu da alalım. Tamam. Başka alacak bir şey yok. Şimdi nasıl çözeriz? Ben buranın akıntısını yönetebiliyor muyum diye merak ediyordum. Mesela burayı bu yere doğru mu kazıyordu? Bakayım be. Ha, sol tıklayınca yukarı doğru çıkıyor. Sağ tıklayınca aşağı doğru kazıyor. Mesela ben burayı şöyle kazsam. Burada bir akıntı olacak mı? Oo, ben sadece burayı düzlüyorum şu anda. Herhangi bir şey yapmıyorum. Ha, burası zaten maksimum seviyede bakın. Sola tıklayınca artıyor, sağa tıklayınca tamamen sıfıra iniyor. Yani rakım direkt sıfır burada. Rakım daha doğrusu karayla deniz arasındaki bir alakaydı. Şöyle diyelim, yer kaya en son burada. Yani daha fazla aşağı inemiyoruz. Rakım şurada sıfır. Bizim aslında şehrimizin de rakımı sıfır deniz seviyesinde. O yüzden şu anda bir sıkıntı oluşacaksa da daha oluşmadı. Evet. Ya bilmiyorum, bu zamanla temizleyecektir diye tahmin ediyorum ya. Normal çalışıyor diyor şu anda. Ya şu bokları yıksam mı? Şuradan okuyabilir miyiz bakalım. Su diyelim. Atık su üretimi 315. Atık su tahliye kapasitesi 520. Tahliye kapasitesi 160. O zaman ben bunu yıkabilirim anlamına geliyor. Yıktım. Bakalım neye düşecek? 100-400 bir düştü. Bir tane daha yıksam 300'e düşecek. Olmayacak. O zaman bir tane daha arıtma tesisi yapabiliriz. Şöyle yanına koyalım. Hatta para var mı? 15.000. Harikasın. Şöyle 4 tane koyalım. Onun dışında ooo bayağı da sis çöktü. Hiçbir şey göremiyorum ki. Hemen bunları bir bağlayalım. Şöyle borularını çıkartıp şuraya kadar gelelim. Tak. Tak. Bağladık hepsine. Ondan sonra şunları da yıkıyorum. Bakalım şehri bok götürecek mi? Elektriği var mı bunların? Hemen elektrik verelim. Yoksa sıçarız. Yani gerçek anlamda şehir sıçar. Su kapasitesi ne alemde şu anda? 604 bin metre küp. Atık su tahliye kapasitemiz var. Atık su üretimimiz 260 bin. Su tüketimi 260. Tamam, suyla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Şuradaki boruları da alabilirim. Tamamdır. Bakalım. Şöyle bir gün bekleyelim. Aa, burada çöp sıkıntısı var. Çöpe yetişebiliyor mu bizim şey ya? Şunlar çöp yerlerine gidebiliyor mu? Burada yol var ama. Şöyle bir tane daha yol yapsam aslında iyi olacak. Buradan direkt olarak çıksınlar. Çünkü buraya yetişmeleri lazım onların. Şurada ne alemde? Bu hala boşaltılıyor. %50 dolu. Tamam, o çöp sıkıntısı düzelecek. Oradakilere en azından yavaş yavaş gidiyorlar. Uçak geçiyor. Neredesin uçak? Yakalayamadım. Aha da burada bakın. Evet. Şurada su mu yoktu? Allah kahretmesin. Bayağıdır suyu yok ha bunun. İyi, terk etmedi şehri. Elektriği var en azından. İyi yanından bakabiliriz. Oyun hızlandıracağım. Bizim gelirimiz bayağı bir düştü. Neden düştü? Çünkü şunların bakımı 640 bin. Ya çok fazla. Bayağı bir fazla. Şöyle bir bakalım şimdi. Bütçe kısmından neler geliyor neler gidiyor. Şimdi haftalık 77 bin kazanıyoruz. 68 bin de giderimiz var. 61 bini evlerden alıyoruz. Vay çok fazla.
Gelirin 8.000'i ticari bölgelerden, 6.000 de sanayi. Sanayiye biraz daha fazla girişebiliriz. 800 bin şeyde, daha doğrusu 0.8 diyelim, 0.8'i. Toplu taşıma, ticari iş yeri bölgeleri de 1.000 veriyor, 1.500 diyelim. Ortalama değişiyor. Tamamdır, bakın artıyor. Sabah olduğu zaman artıyor. Akşamları tabii ki de azalacak. Sabahları 20.000'i gördük galiba. Onun dışında bütçe kısmı şu anda herhangi bir sıkıntısı yok bütçenin. Aslında atık su şeyini birazcık kısabiliriz. Mesela atık su 640 ya. Üretim 260. Bunu bir 400'e çekebiliriz bence. Hemen bütçe kısmından. Atık su. Öyle bir şey var mı burada? Su. Aa, burada bir sıkıntı var. O zaman bu, hiç elleyemiyoruz buna. Şimdi vergiler. Vergiler %12 abi. Vergilere hiç ellemiyoruz. Konutlar. Birinci seviye. Oo, beşinci seviye bayağı bir konutumuz var. Konut bölgeleri geliri. Şöyle bir inceleyelim buraları. Bakalım neler var. Aslında ben biraz daha sanayi bölgesi yapsam çok güzel olacak, biliyor musunuz? Şu bok temizlenecek mi çok merak ediyorum ya. Zamanla göreceğiz ama şu an göremeyeceğiz büyük ihtimal. Baksana alabileceğim bir arazi parçası var. Hemen alalım. Şimdi burada maden kaynağı var. Burada da maden kaynağı biraz daha fazla. Burayı iyice sanayi yapabiliriz aslında. Yani ağır maden sanayisi yapabiliriz buraya. Burayı alırsak dediğim gibi şuraya bir tarım sanayisi yapabiliriz. Tarımdan ziyade şey, orman sanayisi yapabiliriz. Şuraları almayacağım şimdilik, gerek yok. Aslında burayı alırsam da şey açılıyor. Bakın şurada su. Bu arazide su bulunuyor diyor. Onu geç. Hava yolu bağlantısı var. Deniz yolu bağlantısı da var. Burada da, buralarda deniz yolu bağlantısı yok. Şurayı alırsam deniz yolu bağlantısı var. Hava yolu bağlantısı var. Ama herhangi bir sanayi yok. Buraya daha tam olarak yerleşemedim ben. Şehrimin ana yeri burası oldu çünkü. Buraya daha hala özen gösteremedim. Dolayısıyla şu anda bizim için kritik yer bence ya burası ya da burası. Burayı alırsam hem hava yolu bağlantısı açılıyor, hem hava yolu bağlantısı var daha doğrusu. Aslında buraların da hava yolu bağlantısı var. Yani hava yolu bağlantısını her yerine yapabiliyorsunuz. Daha doğrusu havaalanını. Burayı alırsam maden sanayisine girişebilirim. Ya maden sanayisine girişeceğim ya da orman sanayisine girişeceğim. Eğer ki orman sanayisine girişmeyeceksem, ki şurada bir orman sanayim var benim halihazırda. Dolayısıyla direkt olarak ben burayı alıp madene girişeceksem köpekler gibi şuradan madene girişebilirim. Bilmiyorum şu anda bizim için ihtiyacımız olan şey ne, emin değilim ama sanırım burayı almam bir tık daha önemli. O yüzden alıyorum. Hala satılıksa alıyorum dedim ve aldım. Bakın şuraya bir yuvarlak şehir daha yapabiliriz aslında. Şu iki tane yuvarlak şehir yan yana olabilir. Şuradan birkaç bağlantı daha yapabiliriz. Bakın otoban bağlantısı buradan artık burayı yönetebiliyoruz. Ama pek bir sıkıntı yok sanırım burada. Şöyle göstereyim. Aynen burada pek bir sıkıntı yok. Ama zamanla buralara da dolduğumuz zaman çok fazla sıkıntı olacaktır. Buralarda yeni trafik sorunları oluşacaktır. Pekala. Siz umarım işe yarıyorsunuz ya. Çok merak ediyorum işe yarıyor musunuz? Elektriğimiz ne alemde, ona da bir bakalım son kez. 268 üretiyoruz. 220 tüketiyoruz. Harika. Sen. Aham da bitti. Hop. Görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun. Çöp yerini yıktık. Burası ne alemde? %15. Burası da %41. Tamamdır. Buralar boşaldığı zaman tek tek halledeceğiz. Şurası tarım sanayimiz. Tarım sanayisi en sevdiğim sanayi türü. Çünkü herhangi bir kirlilik yapmıyorlar. Her yerde ağaçlık vesaire oluyor. Ormancılık da çok güzel görünüyor. Fakat şuraya dediğim gibi büyük ihtimal bir sonraki bölüm buraları canlandıracağız ve artık orman sanayisine güzelce girişeceğiz. Buraya da tamamen tarım sanayisine yığılabiliriz. Buradaki tüm tarım sanayisini buraya da alabiliriz, emin değilim. Bakalım durumlar gösterecek. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında her şeyi belirtebilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Zaten az yorum oluyor biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.